Öncelikle herkese merhabalar. Ağzına dayayacağım kardeşim. Ben de önemli yargı krizini yaşadığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, toplumun güvenlik ve adalet konusundaki kaygılarını süratle gidermek boynumuzun borcudur dedi. Biz de diyoruz ki Türkiye'de cezasızlık algısı değil, cezasızlığı bir yönetim tekniği olarak kullanan bir iktidar sorunu var. Hukuku, anayasayı, uluslararası sözleşmeleri değil, siyasi iradeyi takip eden bir yargı pratiği var. Adalet sistemini çürüten, çökerten, siyasi iradenin yarattığı derin bir hukuk devleti krizi var. Kayıp yakınlarını sistematik bir inkar ve cezasızlıkla karşı karşıya bırakan, onların sorunlarına çözüm bulma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler, cezasızlığı ortadan kaldırmaktan söz edemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyoruz. Cezasızlığa son vermek istiyorsanız önce bizi görün, duyun. İşe zorla kaybetmeleri bir suç olarak tanımakla başlayın. Birleşmiş Milletler Kayıplar Sözleşmesi'ni imzalayarak ve uygulayın. 8 Ekim 25 Ekim 1993 tarihleri arasında General Yavuz Ertürk komutasındaki Bolu Tugayı tarafından yürütülen askeri operasyonda Kulp ve Muş'a bağlı dağınık köy ve mezralardan çok sayıda köylü gözaltına alındı. Askerlerin konuşlandığı Kulp Alacaköy'ü yakınlarındaki alana götürülen köylüler 2 hafta süren operasyon boyunca burada tutuldu. Bu süre içinde aileleri onlara yiyecek götürdü. Köylülerden bazıları süre içerisinde serbest bırakıldı. Operasyonun son gününe kadar tutulan 11 köylüden ise bir daha haber alınamadı. Aileler tüm ilgili mercilere yaptıkları başvurulardan bir sonuç alamadı. Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı etkin bir soruşturma yapmadan 29 Nisan 1997 tarihinde dosyada takipsizlik kararı verdi. Oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 31 Mayıs 2001 tarihli kararında Türkiye'yi 11 kayıp kişinin ölümünden sorumlu olduğu ve etkili bir soruşturma yürütmediği için mahkum etti. Uzun süre boyunca yasak bölge ilan edilen Kepir mezrasında 2004 yılında insan kemikleri bulundu. Ailelerin ve İnsan Hakları Derneği'nin çabaları sonucunda söz konusu kemikler Kulp Cumhuriyet Savcılığı tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kimliklendirme çalışması sonucunda kemiklerin kaybedilen köylülere ait olduğu kesinleşti. Yapılan başvuru üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu iddiaları yerinde inceledi. Hazırladığı raporun sonuç bölümünde komisyonumuz Bolu Komando Tugayı'nın düzenlemiş olduğu operasyon sırasında kimi kişilerin gözaltına alındığına ve daha sonra kaybolduklarına kanaat getirmiştir denildi. Ailelerin ısrarlı başvuruları sonucunda 2013 yılında yeniden açılan soruşturmada Diyarbakır Savcılığı'nın düzenlediği iddianame mahkeme tarafından kabul edildi ve Tuğgeneral Yavuz Ertürk hakkında 11 kez müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak köylülere ait kalıntıların bir toplu mezarda bulunmasına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin mahkumiyet kararına, Türkiye Büyük Millet Meclisi raporuna rağmen Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 19 Eylül 2018 tarihinde sanığın beraatiyle sonuçlandı.